Tadım Tuzum kanalı ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında zeytinyağlı biber dolması yapacağız. Hadi hemen yapımına başlayalım. Zeytinyağımı ocağıma alıyorum. 2 adet orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğanımı ilave edip soteliyorum. Malzemeleri videomun altında bulabilirsiniz. Soğanlarım sotelenirken 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bir kase pirinç. Ben her zaman şöyle ölçerim. 1 adet dolmalık biber için 1 yemek kaşığı pirinç olarak ölçerim. Kavrulan pirinçlerime 2 diş sarımsağımı ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımı vereceğim. Dereotu, tuz, karabiber. Dereotu sevmeyen koymak zorunda değil. 7-8 dal taze nane, yoksa bir tatlı kaşığından biraz fazla olacak şekilde nane. Ya buna en çok nane yakışıyor. Taze olduğu için az doğradım. Çünkü rehasını daha çok veriyor taze nane. Yine 7-8 dal maydanoz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. İyice kavrulan malzememize 1 su bardağı su ekledim. Kapağını kapatıp pirinçlerin yarı pişmiş hale gelmesini bekleyeceğiz. İç harcımız pişti. Dolmalık biberlerimi de böyle temizledim. Artık doldurmaya başlıyorum. Tüm iç malzememizi doldurdum. Şimdi görmüş olduğunuz dolmanın kendi kısımlarını kullanacağım kapatmak için. Şeker kullanmadım. Çünkü tatlı olduğunda çocuklarım yemek istemiyorlar. Ama siz zeytinyağlılara şeker ilavesi yapabilirsiniz. Her gün ne yaparız, ne pişiririz diye düşünen hanımlara bu da bir alternatif olsun istedim. Evet, bu şekilde bölerek, parçalayarak ağızlarını bir şekilde kapattım. Şu 3 tane biberi de, kırmızı biberi de zaten yer kaplasın diye kullanmıştım. Şimdi gelelim sosumuza. Sosumuz için 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası aldım. Biraz suyla açıyorum. Bir su bardağının tamamını kullandım. Birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Ve bunu ısıya dayanıklı kabımın içerisine aktarıyorum. Ben bu kapta pişireceğim. Siz borcamda kullanabilirsiniz. Şu son kalanı da eriteceğim. Kadar yeterli. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bu şekilde bir 20 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra kapağını açıp üzerleri kızarıncaya kadar fırında bırakacağım. Sonucuyla görüşmek üzere. Fırına gönderdim. Deneyeceklere ve yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın.